Şimdi Trabzonspor'u konuşacağız. Avrupa'da kulüp tarihinin en farklı galibiyetini hem de çok isimli, büyük tarihi olan bir takıma karşı aldı. Monaco'yu 4-0'la geçti Trabzonspor. Önce bu maçı konuşacağız. Avrupa'daki performansını konuşacağız Trabzonspor'un. Sonra da tabii ki derbide neler olabilir? Abdullah Avcı'nın kadrosu nasıl şekillenebilir? Ne olsa en iyi olur. Onu değerlendireceğiz, onu soracağım Mustafa Demirtaş'a. 4-0'lık maçı nasıl okumak lazım? Trabzonspor tam böyle sallantıda giderken çok flash bir galibiyet. Öncelikle Trabzonspor'a helal olsun diyerek başlamak lazım. Abi çok güzel galibiyet. Her açıdan çok güzel galibiyet. Skor bir kere bayağı şaşalı. 4-0. Goller, Enis Bahri'nin golü çok tatlı. De Gronan New Friki. Evet. Ya oyuncular da bireysel performansı hiç düşük oyuncu yoktu. Baktım zıplayacaklar diyor. Arkada da yatan kimse yok. Abi çok ben güzel. Bundan faydalanırım. Bir de tam de. Böyle direğin dibinden yani çok tatlı bir goldü. Zeki değil mi ya? Zeki vardı. Zeki. Bir değil de mi? Duran toplarda iyidir. Evet. Ya bir de Trabzonspor'un tam ihtiyaç olduğu dönemde her anlamda. Sadece Avrupa kupaları için değil. Bence genel olarak bu sezona biraz sallanarak başlamıştı Trabzonspor. Tam böyle enerji verecek bir galibiyet her anlamda. Ki senden de haberler var. Bir görüşün ne yaptınız ne ettiniz diye emanet olarak. Orada sözü sana bırakacağım. Hem de Avrupa kupaları açısından da çok değerli bir galibiyet. Yani şu anda kendisi tekrardan çok avantajlı bir konuma soktu. Ve bayağı şaşalı bir skorla bunu yaptı. Ve hakikaten Monaco çok iyi takım. Yani ciddi iyi takım. Yani bu, ya 11'de oynayan en az bir 6 oyuncunun Türkiye'ye gelmesi için 34'leri falan aşması lazım. Güzel. Yani öyle bir kadroya sahip Monaco. Çok iyi bir takıma karşı yaptı bunu Trabzonspor ve bence en önemlisi, hatırlarsam da Trabzonspor eleştiri yaptığımda şunu söylüyordum ya, biraz spontan oynuyor sanki, yani bir organizasyon, bir plan yok gibi. Daha organize bir takımdı Trabzonspor. Daha organize olmasını bekliyoruz diye. Yani her ne kadar ilk gol bir hatadan gelmiş olsa da Allah isteyene arayana verir diye bir şey var ya, bence çok doğru bir laf. Hakikaten Trabzonspor hak ediyordu zaten oyunuyla. Daha çok daha planlı ve organize gördüm. İşte rakip baskı yaparken çıkmaları, Marakamşik'in tamamen mesela tam bir pres kırıcı rolü üstlenmesi. Marakamşik bak bu maçtaki en %80-%90 rolü pres kırıcı. Yani Monaco bize önde pres yaptığında hemen yardıma koş. O presi kır. İşte Canini'yi görünce uzat topu. Direkt çalışılmış bir aksiyonlardı bunlar. Presleri çok iyi kırdı. Topu çok güzel dolaştırdı Trabzonspor. Fırsatları gayet iyi değerlendirdi. Oyuna sonradan müdahalesi çok iyiydi Abdullah Avcı'nın. Yani sağ beki yoktu. Yani sağ beki sonrasında basın toplantısında söyledi. Yani hocam oynatırsan bir ay unut gibi bir şey durum varmış yani. Dersenin. Evet, tıbbi olarak dersenin durumu oymuş. Hani bir ara vermesi gerekiyormuş. Yani hocaya dediler ki hocam işte rotasyon yaptığınız gibi bir soruya girerken evet. Hoca dedi ki hayır. Öyle derseniz bu olmaz. Algı olur. Biz bilimden faydalandık. Lersen işte %10'a gelince sıkıntı oluyor işte. O üstündeki şeylerden o bir ince yelekleri var onların. Evet, evet. Onlardan oyuncuların durumunu, sakatlığa, yatkınlıklarını ölçebiliyorlar. %10'da sıkıntı oluyor. Lersen'in %16'ymış. Hocam çok yoruldum demiş. Orada oynatıp %10'un altına indirirsen ciddi bir sakatlık yaşayabilir. O yüzden koruduk bu, diyor önce. Bu hakikaten bilim ve bunu tabii ki daha öncesinde yapan da çok vardı da. Son Manchester City işte. Evet, Milan'la biliyorsun. En böyle Milan'ın en iyi olduğu, efsane Milan'ın olduğu dönemlerde Milan laboratuvarı çok iyi. En böyle popüler hale getiren şeydi bu işin tıbbi tarafında. Mesela hatırlayın Milan'da çok yaşlı oyuncular oynamıştı, bu tesadüf değildi. Çünkü yaşa göre antrenman programı veriyorlardı. İşte Costa Curta, Maldini bayağı dibine kadar kullandılar. Tabii. Herkes dibine kadar kullandılar. Bir de mesela o efsane Milan'ın sattığı herkes bitikti. Bak Shevchenko tam bitik zamanda sattılar. O da laboratuvar verdi şeylerden bir sonuçları. Bir istisna var. Ve Kaka. Bir istisna sayacağım. Gidince coşan var mı? Var. Kim? Pele. Hatırlıyor. Türkiye'de bir de şu anda. Sosa mı? Hayır. Futbolcu değil. Şu anda bildiler, yoruma yazdılar bile. Fatih Terim mi? Hayır değil. Kim ya? Pirlo. Ha, Pirlo'yu erken yolladı, evet doğru. Gitti Juventus'ta şov yaptı, bitti bu dediler. Doğru, doğru doğru. Ben Fatih Hoca'ya bahsedeyim mi? Aynen. Fatih Hoca'nın kıymetini bilmiyordum. Neyse, Trabzonspor bölümündeyiz. Aynen. son City maçında da işte Foden'ın, Haaland'ın yorgunluklarından bahsetti. Yani biz bunları ölçtük, yani oyuncular da benimle konuştular. Lersen de Hoca'yla konuşmuş zaten. Hı-hı. Hocam demiş yoruldum, o yüzden oynatmamış. Ya Vitor Hugo'da nasıl performansı o ya? Saçlardan...
Bonusunu almış gerçekten. Bir de her türlü bak golünü attı. Savunmada net cengaver. Şeydi yani orada da benzetme direkt aklıma şey geldi. Abi 2006 Dünya Kupası'ndaki Almanya karşısındaki Fabio Cannavaro performansı abi. Çok iyi performans. O neydi değil mi? O zaten Ballon d'Or aldı. Evet. En son alan savunmacı zaten Ballon d'Or alan savunmacı. Abi savunmada var. Her topu vuruyor. Topla çıkıyor. Gitti gol attı. İnanılmaz performans. Ama hani o da şu mesaj. Bir ben bir Dansville değil artık. Benim ben burada. Ben tamam burada. Aynen. İlk yarının en iyi oyuncusu Uğurcan bu arada bir yandan da. O da çok önemli. Ve inanılmaz kazanın. Geri döndü. Acaba sallanıyor mu Uğurcan derken. Geri döndü. Bu arada yani Başkan Ahmet Ağoğlu, Abdullah Avcı, futbolcu arkadaşları herkes tamamen yanında durdu. O Fenerbahçe'de Altay'da konuştuğumuz şeyi Trabzonspor Uğurcan için çok iyi uyguladı. Ve işte oyuncuyu kazanıyorsun böyle olunca da. Evet. İkinci yarıda evet Trabzonspor'un kalesine şut gelmedi. Yani Embolo'lu, Ben Yedder'li, Golovin'li bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Şut atamadı Trabzonspor kalesinde. Müthiş bir savunma performansı bir yandan. Ama ilk yarıda da Uğurcan acayip işler yaptı. Uğurcan net geri döndü. Hakikaten bıraktığımız yani geçen sezon ki ilk yarısı özellikle bıraktığımız Uğurcan geri döndü. O yüzden diyorum ya çok pozitif maç oldu ya Trabzonspor için. Sanki böyle Allah tarafından bahşedilmiş. Bak biz size bir Monaco maçı vereceğim. Hem skor olarak hem oyuncu performans olarak herkes geri dönecek. Bir anda geçen sezonun ilk yarısını hatırlayacaksınız. Öyle özellikle bir kritik derbi öncesinde önemli bir kazanımlar oldu Trabzonspor için. Ve tabii ki ülke puanı açısından da Trabzonspor için de hani dedik ki özledik zaten Trabzonspor'un artık şeylerini. Yani bu Avrupa'daki zaferlerini özledik. İşte Hamid Dandiye vurduğu zamanlarını özledik yani diye. Geri döndü. Evet Hamid bu arada güzel. Hamid Dandiye vurdu. Evet. Trabzonspor'un o Juventus'lu sezonunu ben o sezonu full Trabzonspor muhabiri olarak geçirmiştim. Hani Avrupa'da iç sahadaki dış sahadaki bütün maçlarını takip ettim. O zaman işte Ünal Hoca sportif direktördü, Hami Hoca teknik direktördü, basın sorumlusu Gökhan Dinç'ti Trabzonspor'un. Evet doğru. Böyle bir sezon. Avni Yaker'deydi maçlar. Trabzonspor Avrupa'da aslında var. Genetiği var yani Trabzonspor. Inter galibiyetleri, Juventus'a karşı da iyi şey çıkardı. Şampiyonlar Ligi 2 sene önce iyiydi. Evet. Grubu bayağı sert ama... Yani Juventus kurası zaten olacak iş değil yani. Evet, orada aynen. En iyi yerde bitiriyorsun, tık diye Juventus çıkıyor yani onu yapacak bir şey yok. Biraz kura şansı olsa o Trabzonspor da bir yere giderdi. Yusuf Erdoğan'ın çıkış sezonuydu. Evet. Neyse o zaman buradan derbiye bağlayalım. Tamam. Trabzonspor'un anahtarı ne Beşiktaş? Bölümünde Beşiktaş için konuştuk. Burada da Trabzon tarafından konuşalım. Ne dedik? Barak Amçı pres kırıcı. Ve 5 yaşında skora gitmedeki büyük planı drone top dışında. Bu arada dur seni bölmeyeyim şeyi unuttuk. Hani ben biraz telefon trafiği de yaptım. Yani ne yaptınız hocam bu takıma gibi. Biraz teknik ekiple biraz konuşmaya çalıştım. Dediler ki bu uzun bir yol inişlerimiz çıkışlarımız olacak. Hani takıma da bir sakin olun. Biz buradayız. Notunu vermişler belli ki. Beşiktaş maçından sonra biraz daha detay alabileceğim belli ki. Çünkü strateji belli ki bir süreç yapmışlar. Evet, evet. Beşiktaş maçı iyi biterse bakalım çok merak ediyorum ne yaptıklarını. Ben de çok merak ediyorum. Tekrardan bir sorup öğrenirsen şu olur. Evet, bir dokunuş bir şey var yani, belli ki. Evet. Derbi. Derbide Marek Amşik pres kırıcı dedik ya. Beşiktaş'ın da zaten skora gitmedi ki bir numaralı rolü karşı pres. Önde baskı. Ve hatta böyle gol buluyor Beşiktaş genellikle ya da duran topla buluyor. Ama duran top da bununla bağlantılı bir şey. Yani öndeki baskıya cevap alıp Beşiktaş hücum yaptığı zaman duran top da kazanıyor zaten. Skora ulaşması bile. Yani o da onunla bağlantılı aslında. Karşı presi o baskı altında oynayabilecek bir takım olması lazım Trabzonspor. Ve Monaco maçında bunu gösterdi. O yüzden bir önemli bir test oldu yani. Monaco maçı aynı zamanda. Ve Marek Amşik bence yine en kilit oyuncu olacak burada. O Beşiktaş'ın o presini... Marek Amçin kırdığı anda aslında o Beşiktaş'ın muhtemelen atakları Trabzonspor ataklarına dönüşecek. Tıpkı Monaco maçında Canin'in uzattığı toplarda olduğu gibi. Marek Amçin yani şimdiden en kilit oyuncusu diyebilirim Trabzonspor'un. Ve zaten doğal bir tane kilit oyuncu var artık Trabzonspor'da. Bakasetas. Oradan duran top kullanıyor. Oradan uzaktan vuruyor. Oradan bir uzun top giriyor. İnanılmaz bir oyuncu. Yani bu kadar net son dönemlerde skoru değiştirecek, tabelayı bozacak bu kadar net bir oyuncu uzun zamandır görmemiştik. Çok rahat bozuyor yani. Her türlü estroman var elinde. Yani dediğim gibi duran top becerisi var. Hem kenar duran toplarda, ortalarda çok iyi. Direkt duran toplarda iyi. Uzaktan şutlarda iyi. Ceza sahasında koşularda iyi. Aslında anlamında söylüyorsun yani uzun zamandır yoktan kastın. Yani Vakayeme'de vardı ama sen çeşitlilik açısından anlamında, söylüyorsun. Evet, evet. Çeşitlilik anlamında.
Yani her şekilde bir çözümü var. Yani şey de olabiliyor çünkü. Kenardan orta giriyor, kafa da vuruyor onu yani. Her şey var. O anlamda söylüyorum. Evet. O açıdan çok başarılı gerçekten. Çeşitlilik anlamında. Hoca biraz yani oyuncuların yorgunluğuna, yani rotasyon konusunda rotasyon da yapabiliriz bu arada. Bunda da bir şey yok dedi. İşte Fenerbahçe yapıyor. Niye Trabzonspor'da yapamaz? Evet. Zaten biraz da kadroyu da genişlettiler. Hamşik'le Bakasetas'ı öne çıkarıyorsun Beşiktaş maçı için. Hamşik, Beşiktaş'ın ana planını kıracak oyuncu olarak Bakasetas'la Beşiktaş her zamanki gibi biraz daha biz bir çekilelim olursa son yarım saatte, eğer skoru da bulursa o zaman Bakasetas'lık olur oyun. Peki Fenerbahçe ve Gorsa başa çıkmak için direkt Gustavo'yu başına dikti. Hugo mu diyeceksin? Ne olacak burada? Vitor Hugo. Vitor Hugo mu? Vitor Hugo direkt yakın oynayacaktır. Yoksa direkt ona atacak oyuncuyu mu keselim? Vitor Hugo direkt yakın oynayacak muhtemelen Vegors'a. Ki Beşiktaş Fenerbahçe maçında yanlış bir şey yapmıştı. Yalnız bırakmıştı Vegors'u. Yani Gustavo başa çıkamadığı anlarda bile zaten Vegors yalnız kalmıştı. Burada Vitor Hugo yakın oynayacaktır. Bartra da Marek Hamşik yardımcı olacaktır Beşiktaş baskılarında bence. Oo, hattı kırmak açısından. Güzel. Bartra'nın rolünü evet ben de çok kritik görüyorum. Ki onu daha önce kariyerinde de yaptı. Kopenhag maçında da tabii. Hatırlayalım. O yani çok yatkın bir oyuncu. Şu anda bayağı joker oldu. Sen bize sağ bek lazımsın. Biraz 6 numara yakın oyna. Stoper olarak lazımsın. Aynen maç gidiyor git bir gol atıver kardeşim. Aynen. Gidip kafa vur. Aynen gidip kafa vur. Onu da atıya geliyor. Attım hocam gel. Aynen. Buyur. Trabzonspor Beşiktaş'a konuk olacak. Yine voleyde tabii maç sonunda herkesi bekliyoruz. Burada maç sonu yayında olacak. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Trabzonspor Beşiktaş maçına nasıl bir 11'le çıkmalı? Onu yazarsanız, stratejiyi yazarsanız seviniriz. Orada bir oyuncu da tekrardan bir söyleyeyim. Gbama en iyi maçını oynadı Monaco maçında. Onu da tekrardan kendini göstermesi önemli. Evet, önemli. Tabii. Larsen'de bu arada bir sakatlığı yok. Larsen de dönecek Beşiktaş maçında. İdeal kadrolarınızı, stratejilerinizi bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Şimdi biz birazcık hazır buradan Avrupa'dan da bağlamışken İngiltere'ye gideceğiz. Premier Lig'i konuşacağız.